Caner'in deplasmanda olduğu ve maçta olduğu zamanlarda günlük sabah rutinim görmüş olduğunuz gibi bayağı uzun ve güzel, yavaş yavaş, ağır ağır, tamamıyla kendime vakit ayırdığım bir şekilde geçiyor. Caner'in evde olduğu zamanlarda çünkü birazcık daha hızlı bir şekilde işte hemen kahvaltı hazırlayalım, Hector gezinmeye gidelim, şunu yapalım, bunu yapalım gibi birazcık daha böyle hızlı bir tempoyla güne başlamış olabiliyorum ama o olmadığı zamanlarda tamamen kendime ayırdığım vakitler oluyor. Ve eve yeni taşınmış olduğumuz için birazcık evi düzenlemeye çalışıyorum. Çünkü hem evi bebeğe hazırlamaya çalışıyorum, hem onun eşyalarına yer ayırmaya çalışıyorum, hem kendi eşyalarımı yerleştirmeye çalışıyorum. Evin genel düzenini oturtturmaya çalışıyorum ki ev düzeni konusunda hiç iyi olduğum söylenemez açıkçası. Ve Caner her gittiğinde bana bir görev veriyor. Her seferinde diyor ki lütfen şurayı topla, lütfen şu eşyalarını yerleştir ya da şunu şuraya koy, bunu buraya koy gibi bana görevler veriyor. Hem bebeğin odasını hem de Caner'in bana vermiş olduğu bu görevleri birazcık elimden geldiğince tamamlamaya çalışacağım. Ama öncesinde tabii ki şu anda deliler gibi acıkmış olduğum için hafif ama aynı zamanda çok besleyici ve doyurucu bir kahvaltı yapmam gerekiyor acil olarak. O yüzden kahvaltı hazırlamak için aşağı iniyoruz. Evet, bugün çok hafif bir kahvaltıyla güne başlamaya karar verdim. Çünkü gitgide midemdeki alan küçüldüğü için giderek daha az yiyebilmeye başladım ve yediğim şeyler mideme daha da çok dokunmaya başladı. Bu benim midemi gerçekten gün içerisinde inanılmaz derecede rahatlatan ve hiçbir şekilde bana böyle bir mide spazmı yaşatmayan kahvaltılardan bir tanesi. İngilizce adı Overnight Chia and Oats diye geçiyor. Türkçe'ye çevirdiğimizde gece bekletilmiş yulaf ve chia gibi böyle enteresan bir isim olabiliyor. İçerisinde badem sütü var, Hindistan cevizi var, asai tozu var, fıstık var, meyveler var ve bal var. Şimdi sadece üzerine birazcık ekleme yapacağım. Kuşburnu marmelata koyuyorum. Organik ve tamamen elma suyuyla tatlandırılmış bir kuşburnu marmelatı. Bu marmelat gerçekten inanılmaz derecede sevdiğim yemeklerden bir tanesi. Yani böyle hem ekşi gibi hem tatlı gibi ve kahvaltılara da inanılmaz çok yakışıyor. Kuşburnu marmelatını birazcık üzerine koyuyorum. Muzum bitmiş. Eğer muzum olmuş olsaydı muz da inanılmaz yakışıyordu bu yemeğe. Ama muzum bitmiş olduğu için armut koyacağım. Muz kadar olmasa da yakışır diye düşünüyorum. Üzerine birazcık da armutu koyuyorum. Birazcık da fıstık koyacağım. Çünkü neden olduğunu bilmediğim bir sebepten dolayı canım inanılmaz derecede fıstık çekiyor. Ve Caner'in annesi bana Mardin'den inanılmaz lezzetli ve taze fıstıklar getirdi. Evet, üzerine de birazcık fıstık ekliyorum. İnanılmaz besleyici, inanılmaz tok tutan ama gerçekten mideyi hiçbir şekilde rahatsız etmeyen çok güzel bir kahvaltı. Evet, kahvaltım şu anda hazır ama ben yine de böyle direkt uyanır uyanmaz kahvaltı yapabilen insanlardan değilim. Öyle insanlara çok kıskanıyor olsam da asla ve asla sıcak su, limonlu su, sirkeli su içmeden asla ve asla hiçbir şey yemeye başlayamam. O yüzden bunu yemeden önce çok azıcık sirke koyduğum ılık bir su içeceğim. İçerisine çok azıcık gerçek elma sirkesi koyuyorum. Bu hem bütün sistemimizi, midemizi, bağırsaklarımızı, her şeyimizi böyle temizliyor ve bütün gece boyunca vücudumuzda oluşan toksinleri kolay bir şekilde dışarı atmamıza yardımcı oluyor. O yüzden de böyle güzel bir temizlik olsun diye sirkeli suyumu içiyorum. Sirkeli suyum bittikten sonra da kuşburnu marmelatı çok güzel bir şey. Yani fıstık, armut, kuşburnu marmelatı ve badem sütü, yulaf, chia hem bana hem de bebeğime gerekli olan bütün vitaminler ve mineraller şu an bu tabağın içerisinde mevcut. Hem de tadı inanılmaz güzel ve gördüğünüz gibi çok da pratik. Kaç dakika mı aldı bu inanı yapmak bilmiyorum. Bayağı başarılı. Elime sağlık. We'll be right back.
Otur. Ver pateni. Hector'a böyle ödül mamalarını vermişken hadi dedim ben de bir çay içeyim. Ve tam o anda fark ettim ki meğerse tekrardan acıkmışım. Çünkü bence hamileliğin en önemli özelliklerinden bir tanesi az ve sık yemek zorunda oluyor olmak. O yüzden şimdi çok sağlıklı bir kek almıştım. Onu yiyeceğim ama onun üzerine de birazcık fıstık ezmesi ve bal sürüp yemeyi düşünüyorum. Bu arada birazcık okuduğum kitaplardan da size bahsetmek istiyorum. Kitaplar derken sanki böyle çok fazla kitap okumuşum gibi konuşmuş olabilirim ama aslında çok da fazla kitap okumadım. Bu kitabı bu aralar bayağı beğenerek okuyorum. Hypnobirthing diye bir kitap. Mongan yöntemi. İşte böyle tamamen doğal doğumu, işte doğum sırasında rahatlamayı ve bu rahatlamanın getirmiş olduğu acı eşiğinin yükseliyor olması durumunu anlatıyor. Zaten işte kelimeler de farklı. İşte acı demiyoruz, sancı demiyoruz. Hep onlar için böyle başka kelimeler kullanıyoruz gibi. Şimdi ben bunları yedikten sonra çok hızlı bir şekilde artık Vina'nın odasını birazcık toparlamak için çalışmalara başlamam gerekiyor. Çünkü yani doğuma çok az kaldı. Yani yaklaşık 2-3 hafta kaldı ve ben hala çocuğun odasıyla ilgili çok fazla bir şey yapmadım. Yani mobilyaları, duvar kağıtları, hani bu genel hatlarıyla bir şekil şemale girdi. Ama yani o küçük bebek eşyaları, işte böyle bebek bezleri, şapkaları, ayakkabıları falan filan, onlar nereye yerleştirilecek? Hangi biri nasıl kullanılacak falan hiçbir şekilde bilmediğim için henüz bir şey yapamadım ama artık birazcık konuya kanalize olup şöyle bir anne edasıyla gidip bebeğimin odasına düzenlemem lazım. Ama önce tabii ki de kekimi yiyeceğim. Ve işte Vina'nın odasındayız şu anda. Gül isterdi ki her şeyle bitmiş, mükemmel bir çocuk odası size göstereyim ama İşte söylemiş olduğum gibi bir yandan taşınma telaşı, bir yandan bir sürü şeyle uğraş derken Vin'in odasını henüz bitiremedik ama ben gerçekten bu sefer Caner'e söz verdim. Sen geldiğinde bu odayı çok büyük bir oranda düzenlemiş olacağım dedim ona. Duvar kağıdını çok beğeniyorum. Hatta bu duvar kağıdını özel olarak ben tasarladım. Bu yatağı da özel olarak Montessori yatak tercih ettik. Burada böyle ışıklarım var. Bunları böyle işte bu yatağın etrafına koyacağım. Bilmiyorum, buraya belki böyle ufak cibinlik tarzı bir perde gibi bir şey yapabilirim ama ilk önceliğim Vina'nın kıyafetleri olacak. Çünkü şu anda deliler gibi bütün kıyafetleri yıkanıyor. O yüzden böyle burası birazcık çamaşır odası şeklinde gibi gözüküyor olsa da çok kısa bir zaman sonra bunların hepsi güzel bir şekilde katlanıp çekmecelere yerleştirilecek. Zaten çok küçükler, çok şekerler. Şuna baksanıza. Çok tatlı. Evet, bunları böyle çekmecelere. Evet, işte şöyle bunları bir şekilde yerleştireceğim. Bu şeker oyuncakları, ışıklandırmaları vesaireleri. Demiş olduğum gibi Vina'nın odasıyla ilgili olan çalışmalarım devam ediyor. Ben şu anda bugün bunları katlayıp en azından çekmecelere yerleştirmeyi düşünüyorum. Evden çıkmadan çiçekleri sulamayı hatırlamam iyi oldu çünkü çiçekleri sulamayı bazen unutuyorum ve Caner böyle 3-4 gün evde olmadığı zaman geldiğinde bu çiçekler çok kuru, niye sulamadın diye bana kızıyor. Genelde hepsi çok iyi durumda ama sadece bir tanesi birazcık hasta oldu, onu da ne yapacağımı bilmiyorum. Geçenlerde yumurta kabuğu koydum. Annem dedi ki yumurta kabuğu koyarsan çok iyi gelir. Bir de böyle doğal organik bir ilaç bulmuştum, onları da koyduk. Şöyle hepsine azar azar veriyorum. Çünkü çok fazla su koymak da iyi değilmiş. Çiçekleri bu sefer çok fazla suyla da yakabiliyormuş. Hazır çiçeklerimi sulamışken kendim de su içmeyi ihmal etmiyorum. Çünkü günde yaklaşık 2 litre kadar su içmeye çalışıyorum. O yüzden de günün her saatinde aslında su içmeyi hatırlıyor olmam gerekiyor. Hazır su içmişken bari içmem gereken vitaminleri de içeyim diye düşünüyorum. Çünkü birazcık iş yapmış olsam da hemen enerjim düştü. O yüzden hemen enerjimi yerine getirmem gerekiyor. O yüzden gün içerisinde aldığım vitaminlerden mesela balık yağını şu anda alacağım.
B vitaminini alacağım. Aynı zamanda da D vitaminini alacağım. Bunlar diyetisyenimin ve doktorumun bana önermiş olduğu supplementlar. Balık yağı zaten her zaman içmemiz gereken bir şey. Benim de genelde B vitaminim hep düşük çıktığı için B vitamini takviyesi de alıyorum. Aynı zamanda D vitaminim de düşük olduğu için hatta normalde bir damla kullanılması gerekiyorken ben 3 damla kullanıyorum. Ama tabii ki de bunu yaptığınız test sonuçlarından sonra, kan testi sonuçlarından sonra doktorunuzun size önermesi gerekiyor. Şöyle damla formu vücutta daha iyi emildiği için damla formu olan bir şeyi kullanıyorum. Suyumuzun enerjisinin yüksek oluyor olması da bence çok önemli. Şöyle bir magnetim var. Bu magnet suyun içerisindeki molekülleri daha iyi bir hale getiriyormuş. O yüzden bu magnet çubuğu da her zaman suyumun içerisine koyuyorum. Eğer enerjimiz düştüyse ne yapıyoruz? Hemen enerjimizi yükseltecek müzikler açıyoruz evden çıkmadan önce. Çünkü gerçekten bugün bu Vina'nın odası ve doğum çantası hazırlama işini kafama koydum. O yüzden evden çıkıp mutlaka doğumlu giyeceğim kıyafetleri alıyor olmam gerekiyor. Aksi takdirde yoksa şu an gerçekten böyle yatağa yatıp uyumayı çok istiyorum ama hayır yapmayacağım. O zaman hemen müzik desteği. Her zaman için zaten Spotify'da bir listem vardır. Enerjimi yükseltecek müzikler. Bak o listeyi de paylaşabilirim aslında. Böyle dinlediğin anda bir anda enerjini yükseltecek şarkım var. Şarkılardan bir tanesi, bu aralar en çok sevdiğim şarkı aynı zamanda, Pantera diye bir şarkı. Brazilian Boogie tarzında bir şarkı diyebilirim. Ben böyle daha çok işte Brazilian, Afrika şarkılarını çok seviyorum. Çünkü içindeki böyle ritimden insanı böyle bir anda hemen enerjik bir hale getirebiliyor. Diğer şarkım da Circle diye bir şarkı. Bu şarkıyı bayağıdır dinliyorum aslında. O yüzden Pantera'dan sonra hala enerji bol listemin ikinci sırasında yer alıyor. Diğer bir şarkı da El Tigerazo diye bir şarkı. Bu şarkıyı hatta o kadar çok sevmiştim ki bir videomuzda kullanmak istemiştim. Ama maalesef telifi olduğu için kullanamadığımız şarkılardan bir tanesiydi. Lütfen bu araları izlerken siz o şarkıyı başka bir yerden açın. Ve bu görüntüleri, o şarkıları dinleyerek izleyin. Evet, bunlar da benim bu hafta sizler için seçmiş olduğum 7 tane enerjinizi yükseltecek olan şarkıların listesi. Ara ara enerjiniz düştüğü zaman bu şarkıları dinlersiniz. Enerji yükseltmenin diğer özelliklerinden bir tanesi tütsü yakmak. Tütsülerin de tabii ki doğal olması gerekiyor. Ama şöyle bir sorunumuz var ki, yeni taşınmış olduğumuz için hala evimizdeki bazı şeyler eksik ve eksik olan en önemli şeylerden bir tanesi de tütsülük. Bence fena fikir de olmadı yani. Bunu böyle yapıp ondan sonra yani dediğim gibi işte bir şekilde birazcık idare edilebilen bir durum var. Çünkü Caner'le böyle eşya konusunda oldukça fazla tartışmalarımız oldu. Çünkü Caner kesinlikle çok fazla eşyası olan bir insan değil. Ama benim de böyle çok fazla ve farklı ilgi alanlarım olduğu için bayağı bir eşya elemek durumuna kaldım. Ama bir şekilde evimizin dekorasyonunu çok sevdik sonunda. Duvarları görmüş olduğunuz gibi yeşile boyadık ve neden yeşil diye soracak olursanız bir kere bu yılın en trend renklerinden bir tanesi yeşil, gri ve koyu füme rengi. Füme rengi bana her zaman böyle birazcık daha iç kapatıcı geldiği için yeşil tonlarını tercih ettik. Zaten çok fazla bitkimiz var. Acaba işte bitkilerle yeşil duvarlar çok mu fazla yeşil olur diye düşünsek de şu anda inanmayacaksınız ama koltuğumuzu da değiştirmeyi düşünüyoruz. Çünkü koltuk birazcık eski oldu ve onu da değiştirmek istiyoruz. Ve bilin bakalım yeni almak istediğimiz koltuğun rengi ne? Yeşil. Onun dışında evimizde televizyon yok. Televizyon ikimiz de kullanmayı tercih etmiyoruz. Ama halımıza karar verdik ve halımızı çok sevdik. O yüzden inanılmaz derecede mutluyum. Ya mesela evde halı olup olmaması benim için hiç önemli değil ama Caner'e göre bir evi ev yapan şeylerden bir tanesi kesinlikle halı. O yüzden bu eve yaklaşık olarak 15-20 kadar halı geldi ve gitti. Bunların hepsi burada denendi ve en sonunda bu halıya karar kıldık. Ve şimdi de evden çıkmadan önce bütün aksesuarlarımı denemiş olduğum kutsal aksesuar köşemdeyim.
Acaba alışverişe giderken hangi gözlüğü taksam? Gözlük benim için bir numaralı aksesuar diyebilirim. Gözlük takmayı aşırı derecede seviyorum. Ama aynı zamanda şu şapkamın da olduğunu düşünün. Bu şapkayı da Bali'den aldığım için bu aralar son favori aksesuarlarımdan bir tanesi haline gelmiş durumda. Aslında bir tane daha şapkam var. Şapkam derken yani aslında benim şapkam değil, Caner'in şapkası ama onu da sanki kendi şapkammışçasına buraya koydum. Yani güzel şapka ama tabii ki şu kılığımla çok bir alakası yok. Hasta la vista bebe falan yapmayacağıma göre, neyse. Bence bu şapka gayet okeydir diye düşünüyorum. Ama gözlük olarak bunu değil de şunu alacağım. Bence oldukça hazırım. Evet, ya bu ayakkabıyı giyebilirim ya da bu ayakkabıyı giyebilirim. Ama bence şapka ve gözlük taktığım için sanki birazcık daha sade bir ayakkabı giysem daha iyi olabilir diye düşündüm. Bunlar birazcık fazla hareketli kaçabilir. O yüzden hem Caner'in de bana son almış olduğu hediye olan bu beyaz ayakkabılarımı giyeceğim. Ayakkabı giymek... Eğer hamileyseniz ayakkabı giymek birazcık zor olabiliyor. O yüzden önce şu şekilde yere oturuyoruz. Arkasından ayakkabının bağcıklarını inanılmaz derecede böyle sonuna kadar açtıktan sonra ayaklarımızın ayakkabının içerisine girmesini ümit ediyoruz. Aa evet, girdi. Elleriniz ve ayaklarınız şişebileceği için bazen ayakkabılara giremiyorsunuz ama şu anda çok rahatlıkla bu ayakkabıya girdiğim için aşırı derecede mutluyum. Kalkmak da birazcık zor olsa da ne kadar spor yaparsak o kadar kolay kalkabiliriz ve işte hazırım. Çantamı almam lazım. Seni almıyorum tatlış, seni almıyorum. Çünkü Hector o kadar güçlü ki bir keresinde onu gezdirirken beni düşürmüştü. O yüzden artık bebek doğana kadar Hector'u tek başıma dışarı çıkarmama kararı aldık ailecenek. O yüzden sen bir süre beni evde bekleyeceksin tatlım. Bye bye, bye bye.